bir sıkıntı yaşıyor. Pandemi döneminden yeni çıktık efendim. Yasaklar biraz gevşetildi. Tabii ki mesafe, hijyen kurallara dikkat etmek lazım. Ama tabii şehir arası yolculuklarda, özellikle de trenlerde işte HES kodu veya PCR testleri gerekli. Şimdi bize Adana tren istasyonunda efendim pek bunlara dikkat edilmediği yönünde duyumlar aldık. Biz de gittik efendim. Olur mu böyle bir şey dedik. Baktık. Orada Adana tren istasyonu şu an tadilatlı efendim. Efendim yan tarafa ufak bir çadır kurmuşlar. Orada iki tane güvenlik görevlisi, bir bay bir bayan. Efendim HES kodlarını kontrol ediyorlar. Sonra bir tane bir bay bir bayan geldiler. Yanında da bir efendim işte yardımcılar var. Dedi ki olur mu bu dedi bizim müdürümüz dedi. Bu da sekreteri dedi. Bunlar HES koduna bakamazsınız dedi. Bunlar geçtiler. Ya böyle bir şey olamaz. Biz hemen arkadaşa söyledik, kamerayı hazır etti. Dedik ki görüntü alacağız. Alamazsınız. İşte şefimizi çağırırız, başka birilerini çağırırız efendim, polis çağırırız falan gibi. Biz çekeriz, çektik. Sonra baktık ki de, yani şimdi bunların paniği, korkusu, efendim, yani bazılarına, HES koduna bakıyorlar, yani HES kodu verene bakıyorlar, vermeyenler buradan transit geçiyor. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Sonra efendim, güvenlik amirini çağırdık. Yani bize bir şeyler izah etmeye çalıştı. Yani işte efendim çok kalabalık olduğu zaman işte biz tolerans gösteriyoruz. Bunlar tanıdıktır, bunlar yabancı değildir falan filan böyle durumu kurtarmaya çalıştı ama konuştukça battı. Yani bu bir rezillik. Bu kanunları hiçe saymazdık. Bu hayatı tehlikeye atmak. HES koduna bakmadan nasıl bunlar yolculuk yapabiliyor efendim? Yani bir kişi değil, beş kişi değil. Yani garibanın HES koduna bakıyorsun veya talebenin HES koduna bakıyorsun ama bu amirmiş, bu memurmuş, bu teyzemin oğlu, bu benim komşum, bunlar geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? İşte Adana tren istasyonu salgına davetiye çıkarıyor, kanunları hiçe sayıyor. Buyurun efendim.